Demiştim ya, şiir yazacağım sana diye. Nasılsa beğenmeyecektin. Markası yoktu. Yok. Şiir falan bekliyorsanız boşuna beklemeyin. Şiir yok bugün. Cenaze var. Kalbinizin abdesti varsa buyurun gelin. Tanrım, bundan sonra anlatacaklarım için kaydı durdurur musun? Aslında buradaki şiir olmalıydı. Hazırdı da. Ama sevmeyi öğrenememiş bir köpek oyun oynarken aptalca parçaladı. Kağıtları geri birleştirince kelimelerin yeri değişmiş. Kırılan, parçalanan her şey gibi iyinin yerini kötü almış. Ben aşkı sevginin bir fiyatı olduğunu düşünen o insanın cebinde bıraktım. Yüreğinde yer yoktu. Ben de cebinde bıraktım. Vaiz sokağı şiirini hiç beğenmeyen bir insanın cebine. Selvi boylum al yazmadım. Ne filmdi ama. İlyas Asya'yı bırakıp gider. Sonra pişman olur döner de Asya İlyas ile gitmez. Küçükken çok kızmıştım Asya'ya. Gitmemişti. Aşkı yok saymıştı. Ama Asya haklıydı. İlyas onu bırakıp gitmişti. Asya her şeyi göze almıştı. Anam duyarsa duysun demişti. Asya'yı istemeye geldikleri gün kaçmıştı Asya İlyas'a. Çok güvenmişti. Ama İlyas onu çocuğuyla yarı yolda bırakmıştı. Asya da çocuğuna babalık eden adamı sevmişti. Adam olduğu için, baba olduğu için. Bir yolda sonuna kadar yürümeye cesaret edemeyenler sevilmeyi hak etmezler. O filmde öğrettiler bize. Sevgi aşktan da büyükmüş meğer. Sevgi etiketin üstündeki fiyat değildi. Sevgi sevdiğinin boynunu bükmeye çalışmak değildi. Arkadan iş çevirmeye yalan söyleme de değildi. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Bazen insan inandığı şeyler uğruna gökkuşağı kadar güzel hatalar yapabilir. Bir kedinin zehirli tavuğu yemesi gibi. Bir köpeğin onu terk eden sahibinin arkasından koşarken arabanın altında kalması gibi. Büyük bir heyecanla buluttan ayrılan bir yağmur damlasının yere yapışıp insanların ayağının altında kalması gibi. Benim onun beni sevdiğine inanmam gibi. Sevildiğinizi sandığınız yerde aslında her şeyin yalan olduğunu anlamak. Yani değersizliği, sahipsizliği, sırtını dayadığın insanın aslında seni sırtından başkaları için bıçakladığını anlamak. İşte o an, o muhteşem, o dudakları uçuklatan, o akıllardan silinmeyen 31 Oscar'lı muhteşem görüntü. Düşünsenize şu anın müthişliğini. Herkesi onun için karşınıza alıyorsunuz ama herkesi, bütün dünyayı ayırt etmeden kralı gelse siktir lan diyorsunuz. Ama onun kendi kararını verecek kadar bile cesareti yokmuş. Başkalarının emirlerini alan, basit bir komutla çalışan bir canlıdan fazlası değilmiş. Bu kadar aciz, bu kadar gelişememiş. Yo yo yo.
Ona değil. Yaşadıysanız anlarsınız. Kendime bu öfkem. Böyle birini sevdiğim için. Böyle şeylerin iyi tarafı da var. Mesela hiç aşk acısı çekmiyorsunuz. Çünkü daha önce yaşadım. Hatta ölüyordum az daha bir keresinde. Gecenin bir yarısı polisler kelepçelediğinde. Gerçek sevgi acıtır. Kaybolduğunda. Ama ona karşı hiçbir şey. Yani boşluk. Bunu ilk defa yaşadığımdan çok fazla anlatamıyorum. Yani zaten atacağınız bir bardağın düşüp kırılması gibi. İçecekler bittikten sonra çimlerin üzerinde kalan pet bardak gibi. Pansumandan sonraki kanlı bezler gibi. Bitmiş sigara paketi. Boş bir alkol şişesi. Korkak bir... Nefret de yok, özlem de, sevgi de. Böyle işte. Boşluk sadece. Nefret değil, sevgi değil. Seni tanımlamak gerekirse eğer, tüm kırdığım kadınların bedeli olarak Allah'ın bana imzalattığı bir senettin. Senet ödendi. Tahmin et şimdi ne olacak? Senet paramparça. Bu böyle bir şey işte. Dönüp baktığınızda o kadar bulanmış ki mideniz. Dönüp sevmeye çalıştığınızda kalbiniz kaldırmıyor. Yaşadıklarımız, yaptıkların, o utanç verici hatıralar. Kendi bile veda etmeye hakkı yokken, bu kadar dolanmışken tasması boynuna. Ancak bir başka evcil köpek sevebilir onu. Beni söyle değilim. Evcilleşememişim. Dişlerimle kırdığım o tasmayı anlatmışım herkese. Düştüm, aç kaldım, ezildim. Ama özgürdüm. Gurur duyarak anlatmıştım bunu. O ise aç kalma korkusuyla tasmasını yalayan bir süs köpeğiymiş. Hiç mümkün olmamış. Git söyle ona. O otorite manyaklarına. Anarşiyim ben. Aslında baktığın zaman baştan yapılması gereken buydu. Yapılanlar, yaptıkların. Ama ben asla arkamda birini bırakabilecek kadar cesur olamadım. Zaten ne geldiyse başımıza bundan geldi. Yoksa sik anasını gitsin. Niye düşünüyorsun ki? Ölecekse ölsün. Sen mi kurtaracaksın ulan herkesi? Çınlıyor bunlar kulağımda. Kim söylüyor biliyorsun. Biliyor musun? Biliyorsun. Sonra bir çınlama geliyor. Ve konuşmaya devam ediyor o. Bu sefer benimle değil ama. Seninle. Cidden mi diyor. Bu kadar mı korkaktın? Hiçbir oyunumu kazanamadın? Hep mi ebelendin? Dışarıda insanlardan korkup evde karısını döven kaypak adamlar gibi. Seni sevene mi yetti gücün? Sana zarar vermeyecek olana. Seni evden kovan yerine. Bu yüzden mi? Senin için her şeyi göze alanı yaktın. Yakışır amına koyayım. En çok size yakışır. En çok annene. En çok babana. Sana ulan sana. En çok sana yakışır. Hababam sınıfında Ahmet'in dediği gibi. Utanacağınızı bilsem. Yüzünüze tükürmek isterdim ama. Ondan da anlamazsınız ki siz. Sinir, öfke, neyse artık bu beynimdeki bazı duvarları yıktı. Ve o duvarlardan bir canavar kaçtı. Bağırıyor. Duyuyor musun? İyi dinle. Sesini duyabilirsin.
dikkatlice. Vicdanınızı sikeyim lan ben sizin. Kahve seanslarında yaptığınız planlar, kurduğunuz aptalca oyunlar, hesaplamadınız. Ayakta kalmayı öğrenmiş bir insan, kaybetmeyi o kadar büyük bir mesele etmez. Söylesene, şeytanı kumar masasında cehenneme gönderen birini hangi zar yenebilir? Yedi yedi mi? Allah olmanız gerekir. Bildiğiniz yanıldığınıza yetmiyor lan. Tabakları mı istemiştiniz? Pardon hanımefendi. Çirkin olduğunuz kadar aptalsınız da. Neyse. Değerinden fazla kelime döktüm mısralara. Anlatsam daha anlatırım da. Biliyorsun, çok küfür biliyorum. Ama bakıyorum, tartıyorum, ölçüyorum, hesaplıyorum. Nasıl çözersem çözeyim, sonuç değmiyorsun. Bu kadar işte. Demiştim ya, 40 yıl da geçse seni seviyor olacağım diye. Şimdi diyorum ki, 40 yıl da geçse ben bu kahpeliği unutmam. Her nefes aldığında, her kalbin attığında, benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Bundan sonra Gökhan'ın dediği gibi, ananı sikeyim. Adını ananı. Unutmadan. Daha önce gittiğinde sana bir şiir bırakmıştım, hatırlarsın. Şimdi sana bir hediye daha bırakıyorum. Aç dinle. O şiirden bu şiire ne yaptığını iyi dinle. Başımıza bir gelecek var amına koyayım. Ben şimdi gidiyorum. Nereye biliyor musunuz? Beni sikmeyecek 3 tane arkadaşım var. Onları sikmeyeceğim.